Atil, eski eşin Nurgül böyle bir altın olmadığını söyledi. Bilmiyorum artık korkuyla mı, gerçek mi? Sen ne diyorsun? Serap Hanım, şöylece ben o tamam mal aldım ben ama şu ellerimin nasırlarınla sıcak diş kaynak yapanınız oldu mu? Var mıdır bilmiyorum ama şu elime benim çivi batsa gitmiyordu o zamanları. 90 derece Ağustos ayının sıcağında, Temmuz ayında demirle çalıştım, kaynak yaptım. Ben kaynak ustasıyım, Sera cam ustasıyım. Öyle çalışarak ben gittim, mal aldım. Kimsenin ama annesi beş kuruş deme, annesi bir katkıda bulunmuş. Ya ona yaptı da benim haberim yoksa benim haberim yok. Ya nasıl olmaz? Ya böyle bir şey varsa ben Nurgül bilmiyorum. Nurgül gibi bir kadın annesine senden habersiz şey para ben alacak. Bilmiyorum. Hayvan benim alınırken haberim yok. Hayvan alınırken katkı sağlayacak ve senin haberin olmayacak. Kadının parayla ilgisi yok. Şimdi şöylece söyleyeyim Serap Hanım. Benim konumum şu anda ne bizim geçmişteki aldığımız mal ne ondan sonra benim geçmişteki yaşantım şu andaki benim önümdeki eşimin tehdit edilmesi, eşimin şu anda ortadan kaybolması, ben bunu aramak için buraya geldim. Ben geçmişimle yargılanmak istemiyorum. Belki senin o geçmişin bu kadına da aynısını yaptıysan, o yüzden kadın senden kaçıyor belki tehditle değil de benim senden kaçıyor. Yok. Ben her gün sabahla onun odasına kahvaltısını koymuşumdur. Pazara giderken özellikle kendim götürmüşümdür. Hatta bağlansın desin ki benim geçen yıl doğum yılbaşında Fethiye'ye gittik. Çocukları babaannesi istedi. Babaannesinin yanına gitti. Benim küçükleri götürdük. Babaannesinin yanına bıraktık. Beraber biz kuzuyla. Kemer'e geldik. Dedim ki sana bir doğum yıl, pardon diyemedim. Yılbaşı hediyesi alalım dedim. Tek taşı yüzük alacak oldum. Almadı. Dedi ki ben almayacağım dedi. Para harcamak istemiyorum dedi. Paraya çok değer veren bir insan çünkü. Oradan dedi ki ben almayacağım. Eve geldik, orada hiçbir şey demedim. Eve geldik, dedim ki niye almadın dedim. Ya ben sana o kadar istiyorum ki dedim. Her doğum gününü, her bir yıl döndüğümü hediyeyle karşılamış bir insanım. O zaman almadı, almayacağım dedi. Almak istemiyordum dedi, ne zorluyorsun dedi. Ya alalım dedim, almadı. Ve de ben geldim, o parayı gözümün önünde yırttım. Sonra bana tokat vurdu. Gitti parayı bantla yapıştırdı, tekrar şey yaptı. Çünkü ben o kadar paraya değer veren bir insan değilim. Bu da anlattığınızda normal bir şey değil ki. Çünkü ben ona hediye almak için o parayı ayırmıştım. Hocam. Peki ben de diyorum ki, eğer bu söylenenlerin ben onda paraya önem yani veren bir insan değilim. Bir dakika müsaade et. %50'si bile doğruysa diyorum. Bu kadın tehditle değil, senden gidiyor diyorum. Çünkü Nurgül'ün kardeşi, ablası Meryem de kardeşiyle ilgili bazı şeyleri, sizin evliliğinizle ilgili bazı şeyleri bize anlattı. İşte izleyelim. Atil, Nurgül'ü hayvanları için kandırıp kaçırdı. Bugün yayınımızda nasıl tanıştığınız sorusuna kaçarak evlendik, birbirimizi severek evlendik cevabını verdi Nurgül Hanım. Evet, kaçtılar. Ama üstüne oldu, kandırmaya. Nurgül asker karısıydı, düğün ettik anlaşanla. Düğününü ettik, adam 15 gün sonra askere gitti. Askerden gelmeden Atil kaçırdı bunu. Kaçırdı. Kaçırdığında boşanmaya müracaat etti. Boşanmaya müracaat ettiklerinde bir yıl biz targın kaldık ailece. Öbür tarafı önledik, geldi öbür adam şey etti, reddetti, çekti gitti, Aydınlıydı. Evleri, çeyizleri buradaydı. Kendi annemizin evine evlendirdiydik. Askerden gelese kadar hani kira parası verilmesin diye. Doğma büyüme hayvancıyız. Hayvancılıktan büyümeyiz. Hayvancılık bu orada kandırmış kaçmışlar. Bir yıl dargın durduk. Ondan sonra aracı olduk. İşte rezil olmasın. Bunlar icar ortağı seracılığa falan geçecek oldular. Benim kardeşim, ben aracı oldum ablası olarak burada. Atin kardeşim sayılır. Yani amcamın çocuğu değil. Bağrımıza bastık. El değildir diye hallolduk. Nurgül'ün biraz bir yüklü altını vardı. O zaman 3 çift Adana vurması. 18-19 yıl oldu. Ondan sonra o altınları bankadaydı Nurgül'ün altınları. Eşi askere geçeceğinde bankaya bıraktılar. Atil evlendiğinde bir yıl sonra boşanma davası sonuçlanmadan, boşanma davanın içinde Nurgül'e açtırdı ya boşanma davasını. Anlaşamayın istemiyorum dedirtti yani. Kendileri açmış yani, ben onda yokum. Ama altınları almaya gittim. Ben bankaya gittim. Onaylandı. 3600 lira para o günün değerinde. O parayı ben dedi açım dedi. Çocuk yeni hamile kalmış, ben açım dedi. İstediğimi yiyemiyorum, alamıyorum.
Onun 200 lirasını aldı cebine koydu. Gerisini oraya günü birliğe attık. Ben dedi hayvan alacağım dedi. Kim dedi? Atin. Ben hayvan alacağım dedi. Biz dedi bu dedi bizim yaylamız serbest dedi. Babamdan anamdan ayrılacağım. Hayvancılık yapacağım kendim. Alın Fethiye'nin Ovacık köyünden 90 tane keçi oğlaklı keçi aldık. Köpeğinle affedersin merkebinle 90 tane keçiyi oğlaklı keçiyi Nurgül'ün altınlarına Atil aldı. Bundan sonra 5 yıl güttüler. 3 tane çocukları oldu. Ondan sonra koyuna çevirdi. Yaylada kalacağım dedi. Yeri aldı. O keçilerin parasından yeri aldı. Şu anki Nurgül'ün oturduğu ev altını aldı. Yani onu bir gelir sağladı. Geliri yoktu. Benim kardeşimin malı mülkü bitti. Kötü oldu. Ben sana söyleyeyim.